Herkese merhabalar. Yabancıların Hak ve Hukukunu Koruma Derneği'nden herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben dernek başkanınız Cesur Başbuğ. Değerli yabancılıklı vatandaşlar, son dönemde yaşanan, özellikle Türkmenistan vatandaşlarını ilgilendiren önemli gelişmeler var. Dernek olarak bunları sizlerle paylaşmayı kendimize borç biliyoruz değerli yabancılıklı vatandaşlar. Şimdi biz biliyorsunuz, İlk günden, derneğimiz kurulduğu gün itibariyle ilk konuşmamızda şunu söyledik. İlk önceki buradaki bizim dernek olarak gayemiz sıkışık durumda olan, mağdur olan, zor durumda olan Türkmenistanlı vatandaşlar olacaktır. Bunlarla ilgili yaklaşık olarak 2-3 video çektik dernek olarak. Türkmenistanlıların ne kadar zor durumda olduklarını, işte bekarlık belgesi alamadıklarını, seyahat belgesiyle herhangi bir işlem yapılmadığını, Türkmenistan eski pasaportların mağduriyetini her zaman dernek olarak dile getirdik, seslendirdik. Bununla ilgili Türkmenistan Sayın Konsolosluğu'yla defalarca yazı gönderdik, bildiri yayınladık, önerilerde bulunduk. En az haftada 2-3 defa avukatımız Türkmenistan Konsolosluğu'na giderek kendilerinden bilgi aldı. Bilgi alışverişinde bulunduk. Ve dernek olarak bir nevi de olsun gayemize ulaştık. Şimdi değerli Türkmenistanlı, değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, biz dernek olarak neler yaptık sizler için? Onlardan kısa bir dinleyelim. Dernek olarak bu az önce saydıklarımızı biliyorsunuz, hepsini talep ettik. Charter uçaklarının olmasını istedik. Buradan Türkmenistan'a gitmek isteyenlerin rahat bir şekilde Türkmenistan'a gitmeleri için Sayın Konsolosluk yetkilileri tarafından çalışmalar yapılmasını istedik. Ve bugün biz gayemize söylediğim gibi az da olsa bir nevi de olsa ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi bekarlık belgesini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bir sıkıntı var mı? Şu an için bir sıkıntımız yok. Şimdi ne oldu? Yeni bir kararla seyahat belgesi biliyorsunuz. Seyahat belgesiyle ne ikamet izni alabiliyorduk, ne çalışma izni başvurusu yapabiliyorduk. Uzatmaların bile artık iptal etmişler, yapamıyorduk. Seyahat belgesi nedir? Türkmenistan vatandaşlarının pasaportu bittiği zaman onlara verilen bir belgedir. Adı seyahat belgesidir. Bununla herhangi bir işlem olmuyordu. Şimdi ne oldu? Artık bununla da bir işlem oluyor arkadaşlar. İkamet izni başvurusunu yapabiliyorsunuz. İkamet izni uzatmalarını yapabiliyorsunuz. Çalışma izni uzatmalarını yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burada Sayın Konsolosluk değerli yetkililerine dernek olarak, dernek başkanı olarak ve sizlerin adıyla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların gayesi ve çabasıyla bugün biz seyahat belgesiyle işlem yapabileceğiz arkadaşlar. Ve buradan kendilerinden yine ricada bulunuyoruz dernek olarak. Yine charter uçaklarına değineceğiz. Charter uçaklarının daha çok hareket ederek buradan kendi ülkesine gitmek isteyen Türkmenlere yardımcı olmasını dernek olarak talep ediyoruz. Ve biz de burada dernek olarak bize düşen neyse dernek olarak onu yapmaya hazırız. Konsolosluk değerli yetkilileri, eğer bize ihtiyaç olursa dernek olarak bir şeyler yapmamız gerekiyorsa, örnek veriyorum, insanları listeleyip size ulaştırmak, konsolosluğun bir nevi olsun işini azaltmak için dernek olarak bize bir şey düşüyorsa yapılması gereken, biz her zaman hazırız. Biz her zaman Türkmenistan vatandaşlarının yanındayız. Değerli Türkmenistanlı vatandaşlarım, gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun onun için ki bu gerçekten beklediğimiz çabalarımız, uzun zamandır bu işte çabalıyoruz. Haftada en az dediğim gibi 2 defa dernek avukatımız konsoloslukta sizler için mücadele ettik. Defalarca yazılar gönderdik ve Sayın Konsolosluk yetkilileri nihayet sonunda bizleri duydular ve sizler için bu seyahat belgesiyle işlem yapmanıza Sayın Konsolosluk yetkilileri olanak sağladı arkadaşlar. Ve bugün biz artık dediğim gibi seyahat belgesiyle işlem yapabileceğiz. Çok önemli bir şeydir. İkamet iznimizi uzatabileceğiz, çalışma iznimizi alabileceğiz. Ve şu anda bizim tabii taleplerimiz bitiyor mu? Yok. Biz her zaman ne istiyoruz? Daha güzel insanlar yaşasın, daha rahat olsun, mağduriyet hiç kalmasın. Ve ilk gün dediğimiz gibi
Amaç burada sonuna kadar çabalamak. Bakın arkadaşlar, şimdi burada bir video çekiyoruz. Yayın yapıyoruz, duyuru yapıyoruz. Hatırlıyorsanız Türkmenistan konsolosluğuna sesleniş diye bir videomuz var. Bir yayınımız var. Bu yayını yaklaşık olarak 100 bin Türkmen vatandaşı izlemiş ve bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Ve biz ne dedik o yayında? Gücümüz birlikte olursa sesimizi duyurabiliriz yetkililerimize. Anlatabiliyor muyum? Bunu biz söyledik. Güç birliktedir arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle ne oldu? Biz sesimizi duyurabildik. Çabalarımız sonuç vermeye başladı. Bugün bekarlık belgesini konsolosluktan alabiliyoruz. Bugün seyahat belgesiyle artık ikamet izni, çalışma izni işlemlerini yapabiliyoruz. Ve bugün biz ne istiyoruz? Eski Türkmen pasaportlarına bir çözüm arıyoruz. Charter uçakları bizim için önemli. Çünkü burada hastalar var veya Türkmenistan'da hasta yakınları var, çocukları var insanların. Onlara ulaşması lazım. Ve bu inanıyorum. Ben inanıyorum ki Türkmenistan sayın yetkilileri, Türkmenistan konsolumuz, sayın değerli konsolosluğumuz bu işle ilgili de bizlere yardımcı olacak. Yine sesimizi duyacak ve bu işler de kolaylaşacak. Buradaki hiçbir Türkmenistan uyruklu vatandaş mağdur olmayacak. Yabancıların Hak Hukuk Koruma Derneği olarak sonuna kadar sizlerin yanındayız. İlk gün dediğimiz gibi sonuna kadar çabalayacağız, sonuna kadar çalışacağız. Sesimizi ilel elbet sonunda duyuracağız. Ve nitekim öyle de oldu. Ne oldu? Biz bir yola çıktık. Dilekçelerimizde, önerilerimizde, yayınlarımızda, YouTube'umuzda videolarımızı paylaştık. 100 binin üzerinde Türkmenistan uyruklu vatandaşlar bunu izledi ve nihayet bir sonuç vermeye başladı değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bekarlık belgesini alıyoruz. Efendime söyleyeyim, seyahat belgesiyle işlem yapabiliyoruz. Desteğiniz için hepinize, tüm yabancı uyruklu vatandaşlara, Yabancıların Hak Hukuk Koruma Derneği olarak hepinize teşekkür ediyorum. Desteğinizi eksik etmeyin. Desteğinizi eksik etmeyin ki geride bir tane bile mağdur kalmasın. Herkese yardımcı olalım. Herkes çünkü güzel hayatı hak ediyor arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için her bir yabancı uyruklu vatandaşa sonsuz teşekkürümüzü bildiriyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.